Merhaba sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep Burcu olanlar. Şimdi sizlerinle Mayıs 2020 biraz geciktik biliyorum ama şu andan itibaren Mayıs sonuna kadar olan enerjinizi henüz Mayıs'ın başındayız. Hemen anlatmaya başlıyorum efendim. Bu arada WhatsApp numaram özel danışmanlık almak isterseniz bu videonun altında bulunmakta. Biliyorsunuz tek tek anlat abla, tek tek anlat abla diyorsunuz. Aşk ağırlıklı bakıyorum bakın akreplere. Çünkü geçen gün biri öyle yazmış. Akrep burcunun aşk hayatı diye daha çok aşk ağırlıklı bakıyoruz. Ama para da çıkarsa söylüyoruz tabii ki aylık videolarda. Neden böyle bu sabır çıktı, sabır 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 çıktı akreplere ve barış çıktı. Bakın barış. Ters koymayayım dedim, yine yüzüne doğru koyayım dedim ve barış çıktı. Neslihan Şirin 2020 Mayıs yazarsanız diğer kanaldaki videoma da bakabilirsiniz. Çünkü orada da çok güzel sizlere özel değişik açılım yaptık. Burada da kahve enerjili yapıyoruz. Sabırı okuyalım. Hani acele etmeyin. Akreplerin çok böyle heyecanlı, aceleci, enerjik olanları var. Acele etme diyor. Sabrım sayesinde düşüncelerimi çevremdekilere sevgiyle aktarıyor, kabulünü izliyorum. Yolumda zenginlik ve güvenle ilerliyorum. Yolumda zenginlik ve güvenle ilerliyorum. Zamanı varmış. Yani Mayıs ayı içinde bunu yaparak geçir, barışacaksın. Zamanı varmış aşkta. Ya da çevrenle, evrenle, kendimle barışığım demektir o barış kartı. Çok mu agresif, agresyon, sinirlilik yapıyorsun? Bunu bir düşün. Sakin ol. İstediğini evren verecek. Sabırlı ol. Evet, geldik bakalım sevgili akreplerimizin Mayıs ayına. Hadi bakalım. Sevgili akrepler, değnek kraliçesi aklınızda olan bir insan. Bu yakın arkadaşınız olabilir. İlişkide üçüncü şahıslar olabilir. Çünkü krallar, kraliçeler, değnek olsun, kupalar olsun. Hani hangi ne olursa olsun bizim prensler insanları tasvir ediyor tarotta. Burada da değnek kraliçesi böyle yemeği içmeyi seven ama birazcık karanlık bir yönü olan demektir. Yalnız bir vakit kalmış da demektir. Onu söyleyelim. Bir vakit kalmış da demektir. Alın işte size zafer. Yani bu kadın figürlere sizler sürekli dikkat edin. Kadın figürlerden bilemiyorum kıskançlık olabilir veya işte ilişkinize çomak sokmak isteyebilirler. Çünkü akrep gizlilikleri çeker. Gizli olanları çeker. Ve şu anda size söylemek zorundayım. Sizin gezegen Plüto Oğlak'ta ve habire böyle kötücüllerle kavuşumlar yapıyor. Bir kavuşum kötücülle değil. Şu anda 30 Haziran'da Jüpiter'le kavuşum yapacak. Sizin gezegen Plüto. Ha, Jüpiter iyicil. İnşallah iyicil olsun. Fakat sizin gezegen biraz problemli. O iyi, bir olay olur onu büyütür mesela Jüpiter'de. 30 Haziran'da bu kavuşum olacak. Bir de 13 Kasım'da. Buna da dikkat edin. Sizin gezegenden bahsediyorum. Hadi bakalım. Kupa Kraliçesi. Şimdi bu bir yüzen bir insan, yani yüzen tahtta oturan bir insan. Sağlam olmayan fikirler ya da işte değişkenliğinizi gösterebiliyor. Fakat Kupa Kraliçesi sizsiniz. Bakın siz zafere bakıyorsunuz. Rüyalar göreceksiniz. Sezgileriniz zaten kuvvetli. Ve lütfen yeni ay dolunay videolarımı kaçırmayın. Çünkü sizler su grubusunuz ve yeni ay dolunaylar o ayın kalitesini belli eden ve hangi evde geçiriyorsanız belli eden olgular. Ve size de bir şey söyleyeyim. Şu an zaten Mayıs ayı içinde 7 Mayıs'ta Akrep Burcu'ndaki dolunay var. Bu oradan bahsediyor. Fakat zafer kazanacaksınız. Evet. Gezegenlerin ayın etkilerinden etkileniyorsunuz demektir. Çok güzel bir teklifiniz var ve burada mahkeme kartı çıktı. Şimdi mahkemesi olanlar zafer bekliyorlar ve zafere kavuşacaklar. Bakın soğukkanlı güzel bir ay kartı zaten ayın döngülerini anlatıyor dedik ve bahsettim. Tekrarlamama gerek yok. Kendimi akrep dolunayı olacak ve Mayıs ayının ortasına kadar etki edecek. Bir de Venüs Retro 2020 Neslihan Şirin lütfen izleyin. Bakalım Venüs Retro aşk demektir.
Para demektir. Siz izlemeyeceksiniz de kim izleyecek? Nesli Haşire'nin Venüs Retro 2020 yazarsanız ben çıkarım ve izleyin, kanalda var, diğer kanalda. Ve orada daha çok astroloji yapıyoruz ya. Güzel bir kararla birlikte mahkeme kartın çıktı. Mahkemede canlılık demektir. Biliyorsun, uyanış demektir. Gayet güzel. Ve sevgili Akrep Burcu, kupaların altılısı. Geçmişten gelen birileriyle karşılaşabilirsin. Venüs retroda aşıklarda dönebilir ama çok güzel haberler alacaksın. İkizler, Kova, Terazi burçlarından insanları temsil eder. Fakat bu zafere kendi çabanla ulaşacaksın. Evet ve efendim, değneklerin yedilisi. Şimdi değnek yedilisi burada mücadeleyi gösteriyor. Mahkemesi olanlar mücadele de ediyorlar Mayıs ayında. Ve sizlere demem o ki asla ve asla mücadeleden kaçmayın. Çünkü bakın, siz ayaktasınız ve siz yeneceksiniz o mücadeleci insanları. Biliyorsunuz, bilmiyorsunuz ama sizin iç muhakeme yapın, sizi mücadele eden, sizi kendine rakip görenler var. Çok güzel haberler aşkta ve işte geliyor. Bunu da size söylemeliyim. Evet efendim, hemen bakalım. İşte size gerekli olan su cisimleri çıktı. Su cisimleri zaten dere göl kenarlarını anlatır. Denize gidin der. Siz de su grubusunuz. Sizi böyle bakın, boş boş bakın. Algılarınız açılsın. Çakralar böyle temizlenir. Dalıp dalıp gidin. Su cisimleri çıktı. Bakın. Gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus, su gibi su cisimlerinin yanında zaman geçir. Su da bir cisimdir ve onun yanında su cisimleri çıkmış. Zaman geçirmen gerekiyormuş. Ne kadar güzel. Evet, çok da severiz. Hadi bakalım şimdiki sevgi. Ay, böyle koyunca da kartlarım olduğu gibi kahveleniyor. Şöyle koyalım bakalım. Sevgili akrebin fincanını açtık bile. O tertemiz çıkmış gerçekten ama sevgili Akrep Burcu, olaylar bir duruluyor, bir alevleniyor gibi. Bakın, olay tertemiz çıkmış ama olaylar bir duruluyor, bir alevleniyor. Mantar var, yeni hayatlar istiyorsunuz. Bakın, bir tane değil, bir sürü hayaller, yeni hayatlar. İki kişi karşılıklı. Bakın burada evet, iki rakamı çıkmış. İki rakamı çıkmış. Bir de efendim, soru işareti kafanızda çok var ama başka başka şeyler düşünen insanlar var. Sizin yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan olabilir. Sizin yüzünüze gülüp arkadan işte böyle böyle diyenler olabilir. Burada çünkü kuyruklu boynuzlu boynuzlu insanlar, bunlar sizin düşmanlar, gizli düşmanlar olabilir. Akrepte düşman bolluğu fazladır. Çeker. Çünkü Plüto, bakın, Mars ve Plüto. Mars savaşçı gezegen, sizin yönetici gezegeniniz. Burada da bir M harfi çıkmış ama bunun Mars'la alakası yok tabii ki. 3 rakamı çıkmış. M harfi çıkmış. Rize'nin R'si. E harfi. 7 rakamı görüyorum. Evet. Bir de böyle lükslü anlatır. Puro içen bir insan. Puro. Puro içen bir insan. Puro gözükmüş burada. Çok güzel haberleriniz var. Güzel böyle büyük bir tavuk var. Bu hani yumurtlamak için falan kabarır ya tavuklar. Bir olay olacak. Yeni bir olay olacak. Bakın, koca bir tavuk ve de yumurtluyor sanki. Hani oturmuş böyle samanların üzerine yumurtluyor. Bir paket de alacaksınız. Gayet güzel çıkıyor. Evet, hayatınızın bakın güzel bir dönemine gireceksiniz burada. Nokta atışlı oluyor bu fallar. Bakın, nokta atışlı. İşsizlere iş, evet, bir aşk çıkmış ama genelde akan bir para gibi bir şey gibi, pıtır pıtır böyle akan paralar var. Hadi bakalım şimdi hemen dilek dileyin. Ah, temiz gözyaşlar, temiz gözyaşlar. Akrep ve yükselen akreplerin dilekleri. Ben döndü mü diye beklerken o dönmüş gitmiş, iki yere, iki tane bile dönmüş gerçekten dilekleriniz. Bakın, çok hızlı oluşacak, hala akıyor ama sizler gözyaşı döküyorsunuz galiba. Herhangi bir şey için gözyaşı döküyorsanız lütfen, hiç gerek yok. Gözyaşı, negatif enerjiyi toplamayın. Çok büyük güç kazanıyorsunuz, ejderha çıkmış çünkü.
Yani biliyorsunuz mistik bir şey yurt dışını gösterir. Yani otantik ülkelere, gezilere gidebilirsiniz. Ve Y harfi de burada rahatlamanızı gösteriyor. Yakın zamanda rahatlamanızı gösteriyor. Evet, kese gibi bir şey çıkmış. Hadi bakalım paralarınız, altınlarınız gelsin diyelim sevgili akreplere. Çok güzel çıktı. İnşallah not alın bakın bunları. Sizleri seviyorum. Instagram hesabım Neslihan Sirine. Herkese oraya bekliyorum. Çünkü orada da çekilişler, açılışlar yapıyoruz. Hoşça kalın. Ve abone olmayı sakın unutmayınız. Diğer kanalıma da, bu kanalıma da. Hoşça kalın.